Merhabalar arkadaşlar, Flow Radyo'ya hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay, karşımda Fatih Dalcı var, Ozan adlı arkadaşı. Kovduk programdan, neden? Çünkü boşboğaz, cahil, hiçbir halktan haberi olmayan. Tamam, anma ismini ya, tamam daha fazla şey yapma yani. Böyle bir insan olabilirim ya, bir de insanlar hakkında kötü konuşuyor yani. Meymenetsiz bir herif ya, muşmula surat. Püh onun hiç suratına. Hiçbir insan ya. O zaman... Programa şöyle başlamak istiyorum bu hafta. Sabahattin Ali'nin ölümünün katledilişinin daha doğrusu yıl dönümüydü dün biz bu programı kaydederken. Onu da anmış olalım. Kendisi edebiyat olsun, Türk müzik tarihi olsun çok önemli işler yapmış bir isimdi. Aydın bir isimdi ve aydın olmanın da tabii ki de bedelini bu ülkede yaşayarak öğrendi. Kendisini de nereden tanıyabilirsiniz? Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Ondan sonra Aldırma Gönül, Ben Yine Sana Vurgunum. Şarkının adını hep böyle bir karıştırıyorum ama Weekend'in prodüktörü de çok rezalet bir şekilde sample'lamıştı şarkıyı. Onun dışında aynen. Fuat Bey'in ve benim açık öğretim sınavlarımız olacağı için maalesef 2 haftalık bir ara vermemiz gerekiyor mecburi. Onu da şimdiden size duyurmuş olalım. Aa, bu program nerede? Programı bitirdiniz mi? He. Oturduğunuz yerden zaten çok da bir şey yapamıyordunuz. Size müstahak hü gibi şeyler yazmayın. Neden? Çünkü biz geleceğiz. Yani çünkü biz geleceğiz. 2 haftalık bir ara veriyoruz şimdilik. Biz bitti demeden bitmez diyebilir miyiz? Graal. Evet. Onun dışında yine geçen hafta da bahsettiğimiz Funky Eleman playlistleri büyük ihtimalle bu bölümü dinlediğinizde yayında olacak. Bu hafta Milan merkezli soul, funk, jazz funk, afrobeat tarzı müzik türlerini içerisinde barındıran bir şirket. Umarım dinleyeceğiniz şeyden ve keşfedeceğiniz şarkılardan keyif alırsınız. Biz biraz daha bu rap, hip hop havasını kıralım diye böyle güzel bir fikir geldi aklıma. Sizinle paylaşmak istedim dinlediğim şeyleri. Rabbim senden razı olsun. Ne güzel listeler yapıyorsun. Hemen haberlerimize geçeyim hızlıca o zaman. Çakal ve Rekol'den Peros Blancos Freestyle geldi. Chefbi ve Chen'den Aynı Evin İçinde isimli şarkı yayınlandı. Lighty'den Yine isimli bir şarkı dinledik ve Şahıs'tan da Ayıplarlar isimli bir şarkı geldi. İstersen kısa kısalarımıza hemen hız kesmeden geçelim. Haydi bakalım. Bu hafta kısa kısa listemizin ilk sırasında Burak King ve Sansar Salvo'nun Çakala Kurda isimli şarkısı yer alıyor. Sen şarkıyı nasıl buldun? Ben şarkıyı beğendim. Sansar Salvo bayağı tekrar böyle bir yükselme aşamasına sürekli ileriye daha iyi işlere doğru ilerliyor ve bu şarkıda da sesteş kullanımını azaltarak biraz daha böyle cümlelerine daha fazla önem verdiği için kesinlikle bir tık daha akılda kalıcı olduğunu düşünüyorum. Ve Burak King'in herhalde uzun süredir en beğendiğim nakaratı bu. Aslında altyapı da fena değil ama sadece biraz fazla hani kalabalık ve hani biraz bastırıyor vokalleri. Güzel bir şarkı ya, haftanın geçer işlerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Bu şarkıda performansını ben de beğendim. Özellikle ikinci verse'deki o mişmişli çok fazla oralara yüklenmiş. O kısımlar olmasaydı daha biraz daha iyi kafiyelerle zenginleştirseydi şarkıyı bir tık daha beğenebilirdim yani. Burak King her zamanki gibi diyebilirim yani. Ben solo işleri değil böyle eşlik ettiği işlerdeki performansını genelde beğeniyorum. Burada da iyiydi. Ben beat'i ve şarkının mixini çok beğenemedim açıkçası. Ve haftanın diğer kısa kısalardaki işine geçiyorum. Tuğrul Bektaş'tan Ok ve Yay isimli şarkı var. Şarkı devamlı aynı tonda giden bir şarkı. Bu da dinlemeyi aslında biraz yorucu hale getiriyor. Nakarat da aynı şekilde şarkıyı yükseltmesi gerekirken o da daha da aşağılara düşürüyor diyebilirim. Ama bunun yanında hani çok ufak tefek dokunuşlarla şarkı aslında daha da iyi bir hale getirilebilirmiş gibi geliyor bana. Hani çünkü sözler falan baktığımız zaman kötü değil. Sadece biraz daha hareket katılması gerekiyordu gibi düşündüm ben dinlerken. Umuyoruz bu potansiyelini değerlendirdiği işlerinde yakın zamanda görürüz Tuğrul Bektaş. Birkaç şarkısını da galiba önceki programlarda da dinleme fırsatımız olmuştu kendisini. Beat seçimlerini başarılı buluyorum. Sadece dediğim gibi biraz daha nüanslarına yüklenirse bayağı kayda değer işler çıkarma potansiyelinin olduğuna inanıyorum ben. Ya bu şarkıya çok yükselemedim, çok beğenemedim şarkıyı ama yine de geçer işlerden biri olduğunu söyleyebilirim bu hafta. O zaman devam ediyoruz. Young Uzo Balkon isimli teklisini yayınladı. Nasıl buldun? Geçenlerde de bir şarkısını konuşmuştuk ya. Neydi? Melatonin'de evet. Güzel bir konsept vardı. Güzel bir konsept etrafında deniyordu hani. Ama aynı zamanda şey de demiştik şarkıyı eleştirirken.
benzer flow'lar yapıyor. Hani sürekli benzer flow'lar yaptığı için sanki hani şok şarkıları birbirinden ayırmakta zorlanabiliyoruz demiştim. Bu şarkıda da biraz o eleştiriye uygun bir durum var. Ama dediğim gibi bu şarkıdaki beat'i mesela Young Zone'un şarkılarına dinlediğim en iyi beat olabilir. Amacı biraz daha pop rap'e yakın işler yapmak olduğu için ben genel anlamda başarılı olduğunu söyleyebilirim. Hani biraz nasıl diyeyim, sözler ve hani sözlerin gidişatı anlamında dağınık ve yani standart işte balkonda para saydımlı bir şarkı. Ama onun dışında beat'i için dinlenebilir bence. Valla ilk dediğin şeyi o gün de demiştik. Evet, ben de hatırladım ve şey yani ben notlarımda da alırken ilk yazdığım şey aslında bütün şarkıları birbirine benziyormuş gibi gelmeye başlıyor bana. Şey diye not almışım ben. O da dediğin gibi yani benzer flow'lar üzerinde, benzer matematikte şarkılar yapmasından dolayı oluyor. Bir de şey yani şarkıların vibe'ı da aslında birbirine benzediği için bir yerden sonra o hisse insan ister istemez kapılıyor. Ben altyapıyı beğendim açıkçası. Bence şarkı da güzel ama yani dediğim gibi o şey hissiyatı, o aynıymış hissiyatını bir türlü aşamadım dinlerken. Ezhel'le aynı ses mühendisiyle çalıştığını gördüm ben şarkının altındaki künye bilgilerinden. Bu da hani işine yaptığı değeri gösteriyor bir yandan. Bunu da takdir etmek istiyorum. Bu arada yani şey gibi de bir hissiyatım var. Uzo bu yakınlarda patlayacak gibi geliyor bana. Bir hite bakar yani şu an şey olması, büyük bir sıçrama yapması gibi geliyor. Ve yine geçen hafta galiba çıkmış yanlış hatırlamıyorsam. Farazi ve Sinan Öktem'in yine bas gitarist ve yine birçok önemli isimle çalışmış ve çalışmakta olan bir isim. Ortak bir iş çıkardılar Glitch'i. Zaten 2021'in başlarında da böyle bir The Sunflower adında bir EP çıkarmışlardı. Biraz daha hani kendi müzikal tarzlarından biraz daha farklı yöne giden değişik bir işti. Farazi'nin genel işlerinin aksine daha böyle müzikal yöne evrilmiş. Biraz daha hani hip hop beatlerindeki o kafa sallatma ve belli bir melodi üzerinde loop üzerinde yürüme şey yok. Daha çeşitliliği olan bir iş olmuş. Ben keyifli buldum. Diyerek o zaman bir sonraki işimize geçiyoruz. Naperva ve Yiğit'ten geliyor. Yiğit 19. Nasıl buldun sen şarkıyı? Şarkının ismi biraz uzun. Yer kürenin merkezine gömülü çelişki nokta. Yanlış hatırlamıyorsam Naperva Göl Şehri'nin rapçilerinden biriydi. Van'da yaşayan bir rapçiydi. Kendisi de eğer yanlış söylediysem düzeltebilir. Ben kendisinin başarılı ve potansiyeli olan bir isim olduğunu düşünüyorum. Bir şeyler anlatma, daha böyle bol içerikli bir şey yapma açlığını hissettim ben bu şarkıda. Bayağı bir şey anlatıyor. Ama işte bunun tek olumsuz tarafı tam belli bir çerçeve yok yani. Şarkının bir kısmında farklı şeylerden bahsediyor, bir kısmında farklı şeylerden bahsediyor. Eğer böyle hani belli bir tema altına toplayabilirse, hani dağılmadan sözlerini yazabilirse çok çok daha işler çıkarabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda agresyonunu da bazen mesela çok yanlış kullanabiliyor, vurguları fazla kullanıyor. O yüzden bazen hani anlamakta güçlük çekebiliyorum sözleri ama enerjisi bu şarkıda çok iyi. Sözleri burada kesinlikle çok iyi, cümleleri evet. Kullanma biçimi ve flow'ları da çok iyi. Hani uzun süredir dinlediğimiz en temiz cümleleri kuran isimlerden biri. Yani farklı işler yapma peşinde. Hani ben piyasada şu çıkmış, hadi şunu taklit edeyim. Hadi Almanya piyasasına çok benzeyen işler yapayım işte, ya da şu Amerika'daki şu isme çok benzeyen işler yapayım çabasında değil, kendi işlerini yapma çabasında. Bakıyoruz artworklerine mesela, ben hani %100 beğenmesem de artworklerini yaratıcı, daha böyle nasıl diyeyim, güzel şeyler yapma çabasındalar. Bunun hakkını vermek istiyorlar. Bu haftanın en iyi beatini bence çıkarmış çıkanlar arasında. Valla çok güzel konuştun, ben de katılıyorum. Şarkıyı ilk dinlediğim zaman o heyecanı bana direkt geçti yani, o enerjisini aktarabilmek konusunda oldukça başarılı bir iş olmuş. Şarkıdaki bu göndermeler yapıyor ya işte dinlediği isimlere falan, hani bir selam çakma. Evet. Durumu var. O mesela çok hoşuma gitti. Ben böyle şeyleri kıymetli buluyorum bir yandan. Açıkçası ben takip ediyordum daha önce. Bir albümü falan da vardı hatta. Konuşmuştuk. Oksimor'un isminde. Evet, evet. Yani şey, radarımda olan bir isimdi ama bu şarkısı direkt böyle şey yaptı yani. Direkt ilk dinlediğimde yakaladı. 3-4 tekrar da hatta üst üste dinledim yani. Yani teknik kısımlarda kayıt kalitesi vesaire bunları bir kenara bırakırsak bence bayağı parlak işler gelecek gibi duruyor. Bu iş beni o anlamda çok heyecanlandırdı. Dinleyicilerimize de radarlarına almalarını öneririm Naperva'nın işlerini. Üzerine konuşulacak işler duymayı seviyorum yani. Ezhel'den Sakatat isimli şarkı geldi. Klibiyle beraber geldi. Neler söylemek istersin sevgili Ozan? Artık Ezhel Almanya piyasasına oynayan bir isim. Almanya piyasasında da artık bir adı var. O yüzden zaten ben kendisinden işte Studio One olsun, Benjamin Zepayah olsun, ne bileyim, Trojan tarzı dub, reggae işleri beklemiyorum yani. Ama reggaeton
tarzı, biraz daha Latinlerin çakma dancehall'u tarzı şeyleri de kullanması fena olmayacak. Ama onun dışında ben Ezhel'in performansını epey başarılı buldum. Nakarat'ta yer yer oturmadığını düşündüm ve beğenmediğim şeyler olsa da genel anlamda şarkı iyiydi. Şarkının zaten mix kalitesi bir zahmet iyi olsun. Çok paralar kazanıyorlar yani. Ve klibi ben beğendim bu arada ya. Klibi ben beğendim. Bir Queen of the Stone Age'in bir klibi vardı, neydi? Sen hastasın kardeşim manasına gelen Sick 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 diye bir şarkısı vardı. Burada YouTube lütfen beni yani şey... Onu söyledi. Onu söyledi, iyi oldu gerçi. YouTube lütfen hani buraları şey yapma, yaş sınırı koyma. İngilizce olarak yani, Türkçe değil. Yani klibi ben beğendim. O eleştirel tavrı da hoşuma gitti. Hani biraz daha ülkenin durumunu mezbaya benzeterek hani biz çok iyi durumda değiliz falan filan diye bir eleştiri yapması. Hani biraz falan filanla da kötü bir açıklama oldu ama aklıma başka bir şey gelmedi yani. Çünkü benim kafam çalışmıyor biliyorsunuz. Peki sen ne düşünüyorsun şarkı hakkında? Valla bu son zamanlardaki Türkçe şarkılarında bir hümanizm havası esmeye başladı ya Ezhel'in. Hani böyle bir eleştirel bir tavır varken bir yandan da bu hümanizm havası hakim oluyordu parçalara. Burada da yine onu görüyoruz. Bu sefer hani daha çok ben şey aldım. Senin dediğin o iktidar tırnak içinde iktidar eleştirisinin yanı sıra biraz da şeye de var. Hani direkt çerçeveyi biraz daha genişletip komple insanlığa doğru da bir eleştiri oklarının yöneltildiğini düşündüm ben şarkıyı dinlerken. Hani bu seviyede bir MC için halen böyle içerik anlamda kaygılanıyor olması bence muazzam yani. Bunu göz ardı etme işi, belli şeyleri. Onun yanında parçada çok aşırı güzel böyle bir şey var. Ototune kullanımı var. Hani hem dozu çok iyi şarkıda ayarlanmış hem de kullanıldığı yerler çok hoşuma gitti benim. Onun dışında da hani şarkının prodüksiyonu bence oldukça başarılı. İlk verse'ü biraz şarkının sözlerinde basit buldum. Ama ikinci verse biraz daha bence başarılıydı ilkine göre. Özellikle asonansın ve iç kafiyelerin yoğun kullanıldığı bir ikinci verse vardı. Hem teknik anlamda bu yönüyle hem de içerik anlamında ilk verse'den daha iyiydi bence. Klipte dediğin gibi bence bayağı güzel olmuş. Hem o şarkının, hatta yani şöyle söyleyeyim, bence klip şarkıdan da güzel olmuş diyebilirim yani. Ben buna katılıyorum. Hem kullanılan renklerin olsun hem işte kadrajlar, seçilen resimler bayağı başarılı yani. Şarkıda aslında bahsedilen şeyler böyle çok sert bir şeylerden çok yumuşak bir şekilde bahsetme yani, öyle bir kontrast var. Bu klipte de böyle kadavralar, kasaplar, işte bir mezbaha falan filan var. Ama bunda çok soft görüntülerle yapılmış. Hani orada da o tezatlığı desteklemiş kliple beraber. Açıkçası bu o çok hoşuma gitti. Ben yeni solo Ezhel albümüne heyecanlandım diyebilirim bu şarkıyla beraber. Popülist yemekçiler var ya işte, restoranlar. Yemekçi diyorum ben bunlara, aşçı demiyorum. Gürkan Şef var kanka. Ezhel'in bıyığının aynısının gerçeği. Bence onun cosplay'i olmuş olabilir. Bugün ne yesek? Pilav üstü sakatat. O zaman klip demişken yine klibiyle ön plana çıkan bir şarkıya bağlıyorum buradan. Orkun DK ve Şehinşah'ın Merhamet Yok isimli şarkısı. Öncelikle ben klibi bayağı beğendim. Bu arada arkadaşlar hani bizim de bildiğimiz, kullandığımız yerlerden gelen bazı stok görüntüler var. Onunla alakalı da şunu söylemek istiyorum. Stok görüntü kullanmak kesinlikle ayıp ve günah bir şey değildir. Öyle bir eleştiri yok ama olsun, ben yine hani bunu söyledikten sonra ayıp günahmış gibi söylüyormuşum gibi algılanabilir diye söylüyorum. Çünkü çok başarılı, çok başarılı işlenmiş. Ve özellikle orta parmağın havada süzülmesini ben bayağı beğendim. Hani şeyleri Orkun DK'yı ve Şehinşah'ı güzel yani yerleştirmişler görüntünün içine. Yani çok temiz bir şekilde yerleştirmişler. Klibi beğendim canım yani, şey, çünkü böyle bir Cinema 4D ve After Effects festivali olmuş yani klibin içerisi. Bu yönüyle mest oldu diyebilirim yani. Şey var, stok görüntüler var tabii ki yani, böyle bir iş yapacaksan yani bunları komple baştan modellemek bir kere zaten haftalar demek, aylar demek. Bir de bütçe yani, bu hiç böyle şeylere zaten stok görüntüleri şey böyle bir şey için var zaten bir yerde. Hani kesinlikle beni rahatsız etmedi. Ben hayranlıkla izlerim diyebilirim hatta klibi yani, geneline baktığım zaman. Göze kusur anlamında batan bir şey yoktu klipte. Kompozisyonlar falan da çok yaratıcıydı aslında, o dediğin gibi. Orta parmaklı sahneler vesaire. Hatta klip şarkıdan çok çok daha güzel yine burada da. Şarkıdan bahsettik. Şarkıya girelim. Şimdi Orkun DK'yı da biz nereden tanıdık? Biraz mizahi videolarından özellikle tanıdık kendisini. Bunun adı Low Level Hayat'la başlamıştı autotune'lu rap serüvenine, en azından popüler anlamda. Ben o şarkıyı beğenmiştim. Hani daha yaratıcıydı. Yine arada başka işte ne bileyim Porça'yla falan yaptığı şarkılar vardı. Orada da bayağı yaratıcı, komik şeyler vardı. Hani Belediyeler Shutdown vardı. Mesela. Bu şarkıda mesela o yaratıcılığı göremedim. Biraz böyle piyasa standartlarında bir iş olmuş içerik anlamında. Autotune'da mesela sesin titreşim hızını fazla kullandıkları için bazen işte kelimeleri yiyebiliyor. O beni rahatsız etti şarkıda, evet. Genel anlamda. Çünkü o titreşimden dolayı kelimenin bazı heceleri anlaşılamayabiliyor.
anlam veremediğim prozedi hataları da vardı. Hava çok soğudu. Mesela hecelerin yarısı kesilmişti mesela o cümledeki şarkıya oturtulabilmek adına ve genel anlamda müziğin prodüksiyonu falan da iyi ve hani mood'u diyorlar ya Elinoğlu, Elin Gavur'un oğlu. O havayı iyi yakalamışlar. Şakasına şarkı yapıyorken iyiydi ama hani ciddi ciddi alın size şarkı yaptım dediğinde işin değiştiğini düşünenler dedim. Aynısı Berkcan Güven için de zaten konuşmuştuk benzer şeyleri. Ben burada da onun kadar kötü olmasa da kötü bir Orkun DK performansı dinlediğimizi düşünüyorum açıkçası. Yani vokal özellikle senin de dediğin detaylarla beraber benim hiç hoşuma gitmedi bu şarkıdaki performans anlamında, vokal performansı. Efektlerle mefektlerle zaten hepten böyle katlanılmaz bir hale sürüklenmiş yani şarkı. Söz yazma konusunda kesinlikle başarılı diyebilirim. Bizim hatta piyasamızın bence genelinden çok daha derli toplu bütünlüklü bir şarkı yazmış yani. Onda hakkını vermek gerekiyor. Şarkıda Şeyin Şahsa şov yapmış gerçekten. Onun kısımlarına bayıldım diyebilirim. O zaman hız kesmeden devam ediyoruz. Patron'dan yeni albümden bir single geldi. Neyse Ne isimli parça. Fazla keman var. Onun dışında mesela benim çok dikkatimi çeken bir şey olmadı yani. Yani geçen haftaki şarkıya bakıyorum. Bir de şimdiki şarkıya bakıyorum. Yani çok öne çıkan bir tarafı yok şarkının. Hani böyle bir yakalayamadı beni diyebilirim. Verse'lerle rapçileri nakaratlarla da işte TikTokçuları tavlama formülünden devam ediyor diyebiliriz. Ben parçayı dinlerken direkt bunu düşündüm. İçeriği hepten boşladığı için kalıcı şarkılar çıkartamıyor bana göre. Yani bu şarkıyı bir ay sonra Patron yeniden paylaşmasa kimse hatırlamaz mesela. Bunun gibi çok şarkısı birikmeye başladı Patron'un. Artık her bölüm Patron konuştuğumuzda keyfimizden, değirmenden falan bahsetmiyoruz mesela yani. Çünkü kalıcı bir şarkı olmasının sebebi var. Nedir? İşte en basitinden şarkının sözleri en azından insanlara bir şeyler hissettirebiliyor. Böyle bir başarısı var yani teknik anlamdaki şeylerini bir kenara bıraksak dahi. Onun dışında şarkıya dönecek olursak da yaylıların dediğin gibi senin hakim olduğu bir altyapı var. Akılda kalıcı bir nakarat var. Yani bu formüller çalışıyor aslında. Ben Patron dinleyicilerinin çok seveceğini, tatmin olacaklarını düşünüyorum. Ama yani verse'lerden de Patron dahil kimsenin ne anlatıldığına dair bir fikri olduğunu da zannetmiyorum. Sagopa Kajmer onca şeyin ardından. Yapılacak hareket miydi bu şarkı diye de ben devamını getireyim gel. Ben başlamak istiyorum izninle. Altyapı o kadar kötü ki yani haftalarda dinlediğim kötü beat bu olabilir yani. En kötüsü. Şey gibi müzik programlarının içinden çıkan demo beatler var ya. Evet. Yani onlar kadar kötü. Hatta onlar daha iyi, bu o kadar kötü yani bence. O yüzden şarkıya 10 saniye falan dayanamıyorsun bile yani açıp da neydi ya bu şarkı diye bir daha dinlemeye çalıştığın zaman diyerek sana pası atayım. Ben şarkıyı çok beğendim. Müthiş bir şarkıydı kesinlikle. bu senenin hatta 2020'li yılların en iyi şarkısı, hatta 2000'li yılların en iyi şarkısı, hatta milattan sonraki en iyi şarkı bile diyebilirim şarkıya. Müzik bu şarkı yapılsın diye bulundu diyebilir miyiz? Aynen öyle. Şimdi ne olur Sagopa fanları bizi linçlemeyin. Yerli kısmın sonuna geldik diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu hafta ve geçen haftadan tabii gelen şeyler de var ama bu hafta çok güzel albümler geldi ve biz de yani ben yabancı kısmından bayağı memnun olduğumu söyleyebilirim. İlk albümümüz Brigham UK'den. High Focus'tan da bu programda çok bahsettik. Sevdiğimiz bir şirket çünkü. Gerçekten hani konuşulmayı hak eden albümler çıkaran bir şirket. Albümümüzün İsmi Miss Diagnosis of Dwayne Johnson. Sanatçımızın ismi de True Mandus. Kendisi yes. Kadın bir MC. 2020'den beri single'larını dinlemeye başlamıştık. Galiba İlk albümü değil mi bu duyduğumuz? Yanlış hatırlamıyorsam ikinci albümü çünkü geçen yok. Evet ilk albümüymüş. Ama EP'den beri tabii ilk uzun işi genelde single'lardan devam ediyor ve biz 2020'den beri duyuyoruz yani benim bildiğim kadarıyla. Müzikal olarak bir kere 90'ların işte nasıl diyeyim SP2400 sound'unu çok tutan böyle daha kemik davullarla dolu ama aynı zamanda farklı yönlere de giden hani müzikal anlamda çeşitliliği bol bir albüm. Ve hani içerik anlamında da anlattığı şeyler anlamında da çok bol bir albüm. İşte ilişkilerden bahsediyor, ailesinden bahsediyor. Biraz daha işte sistem eleştirisine giden şarkıları var. Hani 3-4 kere albümü dinleme fırsatım oldu. 1 Nisan'da çıktı albüm. Daha böyle derin dinleyeceğim. Yani benim hani senenin albümleri listeme girmeye aday bir albüm olduğunu söyleyebilirim. Daha fazla da dinleteceğine inanıyorum kendisinin. Daha önce duymadığım bazı isimler de vardı. Çok başarılı konuk verse'ler okumuşlar. Ve Masta Ace var 14. şarkıda Emmett Till'de. Dediğim gibi yani müthiş bir albüm olmuş. Beni gerçekten hani bu hafta
hip hop dinlediğimi şükrettiren albümlerden biri diyebilirim. Klibi de çok eğlenceliydi bu arada. Birkaç tane klip çıktı, hangisinden bahsettiğine emin değilim. Moon Ring'i izlemiştim ben. Mood Ring pardon. Onun şeyi de altyapısı da çok iyiydi, hatırladım. Funky synthler falan filan da var böyle arada. Akıyor gidiyor yani şarkının kendisi de. Yunanistan'dan bildiğimiz bir isim var. Moderator. Midnight Madness adlı albümünü çıkardı. İşte dijital platformlarda, işte Bandcamp gibi platformlarda çıkaralı bir süre oldu. Mart'ta çıkardı ama yanlış hatırlamıyorsam stream platformlarına daha yeni düştü. Yani instrumental bir albüm. Yine bol bol işte güzel sample'lar, böyle biraz daha işte rare groove dediğimiz böyle bol gitarlı, müzikal çeşitliliği bol olan sample'lar üzerine yürüdü. Böyle koydunuz mu kafanız dinlemek için ideal, tatlı, güzel bir albüm çıkarmış. Albümün kapağı zaten muazzam grafik tasarım anlamında. Eğer hani dijitalde almak istiyorsanız, hani Bandcamp hesabınız var ve arşivinizi genişletmek istiyorsanız, albümün fiyatı 1 euro. Dijital anlamda, satın alma anlamında. Nereden baksan 11 lira. Az değil. Ya az değil ama şimdi 8-9'dan satılıyor. 7.88'den falan satılıyor hani genel anlamda albümler Bandcamp'te. Hani onu düşünecek olursanız fiyatı daha böyle optimal yani bir fiyatı var. Ben beğeneceğinize inanıyorum. O zaman ilerliyorum. Sıradaki albümümüz kimden geldi? Tabii ki de Propo, 88 ve Wild Deluxe ikilisinden geliyor. Propo Hollanda'dan, Wild Deluxe hem Japonya hem Amerika asıllı bir isim diye ben biliyorum. Ve grupların adı da Certified Craftsman, yani lisanslı ve has be has işte ne derler, zanaatkar anlamına geliyor. Albümün adı da o. Aynı zamanda hani gruplarının adının yanında. Abi albüm kütür kütür ya. Kemik gibi yani. Sample'ların kullanılması, davulların kullanılması, yani o hip-hop'tan istediğiniz her şey bu da var ve hani verse'ler hani genelde hip-hop hakkında olsa bile bence çok başarılı. Kendini dinletiyor. Ben Wild Deluxe'ü açık konuşmak gerekirse daha önce dinlememiştim ve iyi ki keşfetmişim diyorum. Büyük ihtimalle ben senenin albümleri listesine aday gördüğüm albümlerden biri oldu bu hafta. Allah Allah ya, merak ettim ha bunu, ben bakacağım bunu. Mesela bunun da Bandcamp fiyatı 8 euroymuş. Aradaki farkı görebilirsin. Ve yine geçen hafta konuşamadığımız ama bu haftaya ertelediğimiz Avon ve Phonix ikilisinin bir albümü geldi. 2018'den beri çok bir şey yayınlamamışlardı uzun soluklu. Actual Proof'tan beri. Yine Nothing Less'te de biraz daha böyle hayatı sorgulayan, yine arada hip hop göndermeleri olan bayağı böyle keyifli bir şey. Yine hip hop'tan ne bekliyorsanız bu albümde var. Albümde kimler var söyleyeyim. Bayağı bayılacaksınız. Master Ace var. DJ Ill Digits var. Antilili var. İki gözümüzün çiçeği Blue var. Ill Conscious var. Bayılacağınıza inanıyorum. Ve bu haftanın bizim için sürprizlerinden biri. Hatırlıyorsun hafta başında sana atmıştım. Tom Caruana olması lazımdı. Albümün ismi Brewing Up. Yani diyor ki biz soğuk demleme kahve yapıyoruz kardeşim. Biz burada ciddi iş yapıyoruz yani. Siz ne zannettiniz bizi ulan diyor mesela Tom. Sabırlıyız biz diyor. Sabırlıyız. Sabırlıyız. Öyle o, attım kahveyi şeyin içine, kettle'dan su koydum yaptım, yok. Granül kahve diye bir şey yok bizde kardeşim. Biz kahveni adam geç gibi. Geç o işleri. Biz bu işin ustasıyız diyor. Evet. Yani şey, çekirdekten alıyorum. Tamam, uzatmıyorum. Aynen. Ya bu arada yine haftanın şeyi oldu ya. Haftanın sürprizlerinden biri oldu ve ben hani çok uzun bir albüm olmasına rağmen vallahi senenin albümleri listesini alabilirim ya bu hafta. Bu sene de herhalde gördüğümüz en iyi haftalardan biri iyi albüm anlamında. Bu hafta sen biraz duygusal mısın ya? Böyle her albüme yükseliyorsun. Ben dinlemediğim için diğerlerini şey yapamadım. Çok da inanamadım yani. Harbiden iyiler mi yoksa senin mi iyi bir haftana denk geldi? Yok, benim iyi bir haftama denk gelmedi. Gerçekten iyi albümler yani. Zaten sen Tom Caruana'yı dinledin, Brewing Up'ı. Bunu dinledim. Ben not aldım hatta bunu. Albümde kimler var onu söyleyeyim. Melanin Nine var. Benim sevdiklerimden, yine Dalt'tan da tanıdığımız Sonny Jim var. Ondan sonra Leaf Dog var, Phonetic var, yine şeyden bildiğimiz, High Focus'tan bildiğimiz. Phonics'te Ice Fire var mesela. İngiltere Hip Hop'un böyle en baba isimleri güncelde albümde eşlik ediyor Tom. Tom da çok iyi iş çıkarmış prodüksiyonda. Tavsiye ediyorum bu albümü size. Ve bayağıdır beklediğimiz, single'larını da konuştuğumuz Mello Müzik'in toplaması Bushido çıktı. Abi albüm 20 şarkı ve ben üşenmedim dün. Bütün gün birkaç kere dinledim bütün albümü. Çünkü
O kadar hype'lıydım ki dinlemem gerekiyor dedim. Hype'ımı karşıladı mı? Hayır. Ama hayal kırıklığı yaşattı mı? Hayır diyeceğim. Belki en iyi melo müzik toplaması değil ama duyduğum en ilginç, böyle en sınırları zorlayan, en değişik şarkıların bazıları da bunda. Albümün bence 3 tane starı var. Birincisi Odyssey, ikincisi Homeboy Sandman, üçüncüsü de Joel Ortiz. Şarkı içeriği anlamında böyle farklı şeyler düşündürme, farklı fikirler anlatma, farklı bakış açılarıyla insanı şaşırtma anlamında Homeboy Sandman mesela kesinlikle çok ilginç yerlere götürmüş albümdeki şarkıları. Odyssey ile yine standart yardıralım, hayattan perspektiflerimizi anlatalım, size güzel şeyler aşılayalımı çok güzel vermiş. Ben mesela RJ Payne'i gördüğümde burada bayağı şaşırdım. Eleştirel bir şarkı kaydetmiş Apollo Brown'un altyapısıyla. Mesela Merce ve Georgia Anne Muldrow'un şarkısını bayağı değişik buldum, hani fikir anlamında ve uygulama anlamında. Hem başarılı hem de gerçekten daha önce duymadığım tarzda bir şeydi. Mesela ünlü Afro-Amerikalıların mesela söylediği önemli sözler, tarihe mal olmuş sözleri kullanarak, oradan böyle duraklar yaratarak tam böyle nakarat düzeninde olmayan verse'ler yazmış ve çok ilginç bir şarkı ortaya çıkarmış. Zaten altyapı da çok değişik. Yani genel olarak albüm kafamda çok dağınık ama dediğim gibi hani bana çok ilginç ve özel şarkılar verdiği için de hayal kırıklığı olduğunu söyleyemeyeceğim bir albüm oldu. Ve iki tane daha single'ımız var. Söylüyorum. Brockhampton'dan Count On Me çıktı. A$AP Rocky ve Sogan Soflexi eşlik ediyor. Ve Freddie Gibbs'ine epey gaz, epey yüksek enerjili şarkısı Big Boss Rabbit'i yayınladı. Anderson .Paak ve Bruno Mars Leave The Door Open şarkısını 10. kez herhalde yayınladılar. Lirik video ile yayınladılar değil mi bu sefer de? 4 hafta önce klipleri yayınlayıp 95 milyon izlenmişlerdi. Şimdi de lirik videosunu yayınladılar. Ya bu arada... Bütün tuşlara basıyor. Öyle. Ama güzel taktik yani, bence dinlenir. Aynen, ben sana sormuştum. Sen de şarkıyı hatırlatmak için tekrardan demiştin. Bence... Hakikaten güzel taktik ya bu arada, şey yani akıllıca. Güzel bir PR. Ya bu arada sen yönetmenin hani Instagram hesabını karıştırıyordun. Oradan böyle bir Selv Ray diye böyle bir ROM yapan bir şirketin hesabına ulaştın. Abi o nasıl grafikler ya? O nasıl bir grafik tasarımıdır? O ne kadar güzel. De yani o old school bir branding yapılmış tamamıyla yani. Bu 70'ler ve 60 sonu gibi tarz olarak. Evet, yani direkt oradaki ilan mantığıyla yapılmış hepsi. Ya gerçekten renk kullanımları vesaire yani inanılmaz şey yaptı ya. Benim bugünümün şey olayı bu oldu diyebilirim yani, bayıldım. Öneririm tabii onu da meraklılarına. Selvray'e bakın, aynı zamanda orada kokteyl tarifleri var. Eğer kapıyı açık bırakmanız gerekirse, yani bu şarkıya bağlantı kuralım diye. Orada güzel kokteyl tarifleri var. Güzel bir randevunuzda güzel böyle bir şeyler yakalayabilirsiniz. Bir hava yakalayabilirsiniz. Herhalde şimdilik bizden bu kadar. Fuat Bey maalesef bugün bizlerle olamadı teknik problemlerden dolayı. Ama kalbimiz onunla. Program başında söylediğimiz gibi 2 haftalık bir mecburi ara vermek zorundayız. Umarım o 2 haftalık arada kendiniz de keşfettiğiniz şeyleri yorumlarda bizimle paylaşırsınız. Biz de çünkü sizden de böyle bir geri dönüşler beklemekten bayağı keyif alıyoruz öyle yorumlar gördüğümüzde. Instagram, ondan sonra Aynen Öyle adlı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Instagram'da 10.000 üzeri takipçiniz varsa kaydırmalı böyle bir reklam atın bizi, bir şey yapın, pushlayın. Kick push, kick push. Burada bir şey daha ekleyebilir miyim? Lupe Fiasco. Evet. Puşlu konuşmadan önce. Bizim bir aplikasyonumuz var. Bunu bütün aplikasyon mağazalarından alabiliyorsunuz. Ya alabiliyorsunuz değil, bedava. Ve çok da megabyte yemeden radyomuzu dinleyebiliyorsunuz. Bölümlere ulaşabiliyorsunuz. Listelere ulaşabiliyorsunuz. Açıklamalardaki linke tıklayarak hepsine ulaşabilirsiniz. Hadi 2 hafta sonra aynı günde aynı saatte.